Alkışlarınızla Mustafa Karakoç geliyor arkadaşlar. Abicim hoş geldin. Gel şöyle oturalım. Gel oturalım abi şöyle. Bir daha bir alkışlayın Mustafa abimizi ya. Böyle. Hadi ya. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl, keyfi yerinde? Sağ ol, Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? İyi, süperiz abi. Sizler... Videoyu izledik, hastan olduk abi ya. Vallahi abi. Vallahi hastanım. Adıyaman'da yaşıyorsun değil mi abi? Evet, Adıyaman'da. Nedir videonun hikayesi? Şimdi videonun hikayesi, ben o gün pazar günüydü. Malum orada rehberlik yaparız. Tütün işleriyle uğraşıyordum. Pazar günü tarlaya bakmaya gittim. Heh. Dönüşte hiç unuttum ki, pazar zannettim ki bütün şehir de kapalı. He. Kaptırdım araba, bir baktım ki girişinde çevirme. Hızlı mı gittin? Hızdan tabii biraz kaptırmışım demek ki. Çok güzel. Çevirme var. Neyse, polis arkadaşlar çevirdi, dedim herhalde bu çevirme bana hayırlı gelecek. İki günde işe gitmem en azından. He. Neden gitmeyeceksin? Seni alacaklar. Arabayı bağlayacaklar. Arabasız da iş olmaz. En azından sen keyfim ona hoş oluyor tabii. Ondan sonra polis arkadaşlarla biraz muhabbetimiz oldu. Yani adam gibi adamlardı. Daha doğrusu her şeyime karşılık verdiler. Yani çay bahane aradım yani. He. Çay istiyorum sen dedim. Çay istedin. Çay getirdiler. Çay getirdiler dedim. İşçiler tarlada dedim, ekmek falan götüreceğim dedi. Devletin arabasıyla götürürüz dedim. Dedim onu devletime kıyamam, onu yapmam onu dedi. Onu yapmam dedi. Ne dediysem baktım ki çare bulamıyorum. senin amacın ne orada? Her isteğin daha fazla ceza yemek mi? Yok, daha ben da bir muhabbet. Artık biliyorum iş işten geçti, işe gidemeyeceğim. Evet. Orada bir pazar keyfini yap. Sonra gerçekten güzel bir sohbet oldu. Ondan sonra medya lafı oldu. Ben zaten... Sen daha önce hiç ceza yemedin mi? Yani bu mutluluk niye? Onu anlamaya çalışıyoruz. Sadece işe gitmemek için insan, işe gitmek istemiyorsan işe gitme abi. Yani işe gitmemek için ceza yemeyi istemek şimdi tek çare mutluluk, ne o mu? Mutluluk şu. Ehliyetim yokken köyden gelirdim, köşe bucak saklanır, yerin altında bir bakın tak trafikin karşısındayım. He. Gel. He. Ceza. Evet. Ehliyet aldıktan sonra ben geliyorum. Şehrin girişlerinde olsun, çıkışlarında olsun selektör edeyim abi, beni bir durdursunlar şu ehliyetini. Geç diyor abi, geç. Allah Allah. Ehliyeti aldığından beri... Ehliyeti alıyorum, niye bunlar geç diyor. Biliyorlar mı ki ehliyeti aldığımı, biliyorlar mı? Ya ben köşe bucak kaçarken mülakille yakalıp getiriyorlardı, bir ceza yapıştırıyorlardı. Ben ehliyet almışım, selektör ediyorum. Bu araba, ben bir araba dursun abi, ehliyetten baksın. Yok hiç. O gün onun neşesi de vardı. Tabii ehliyet orada ilk defa... bir cezayı göreceğiz. Seni durdurdular, sen hemen hey. Seni sana öpemişsin ya. Yani neredeyse çifte telle oynayacaktık yani. Çok güzel. Ondan sonra gerçekten güzel polis arkadaşlar vardı. Yani sadece çağırma yoktu. Yani 2-3 koldan bir sivil ekipler vardı, jandarma vardı. İşte orada güzel insanlar vardı. Sonra şey oldu, bir medya lafı geçti. Ben zaten bizim yerel medya Mercan TV var dedim. He. Onu çağıracaklar dedim, zaten onu da kimse seyretmiyor. dedim bir şey olmaz. Sonra neyse, bitti, akşam eve gittim. Bazara gidiyorum, bir kilo domates alacağım. Diyor, domates elinde kalıyor, diyor, abi sen olsun abi. Allah Allah, neyim yok? Fırına gidiyorum, ekmek diyorum, diyor, abi abuva. Ya ne olmuş diyor, la sen haberin yok mu diyor, sen bilmem hangi kanalda çıktın. La vallahi de, gerçekten haberim yok. Hiç bilmiyorsun. Hiç bilmiyorum. He. Ben dedim, Mercan TV'den onu da hayatımda bakmamışım. Mercan TV'den özür diliyoruz bana. Ondan sonra abi baktım ki... Meşhur olmuşsun. Ben internetten de o kadar anlamıyorum. Arkadaşlar diyor ki ya bak hele 30 bin tıklama olmuş. Biri diyor 20 bin tıklama olmuş. Ya kim açıyor bakır ki hakikaten benim. Ya kim bunları yaydı? Nasıl bunlar böyle büyüdü? Artık onlar oldu. O kendiliğinden oluyor abi. Senin o enerjin, o güzel enerjin insanlara geçiyor. Herkes birbirle paylaşmaya başlıyor. Çok, iş bize kadar geldi abi. Çok telefon eden oldu. Çok yani... Ta İzmir'den arayan oldu. Yani ne için arıyorlar abi? Teşekkür ederiz böyle bir duyarlılık için, böyle bir şey için. Yani duyarlılık için, polislerimizle iyi geçindiğiniz için, hani bu kadar mutlu ceza yediğiniz için teşekkür ederim. Bir sürü insana örnek oldunuz. Evet. Herkes ceza yerken bu kadar mutlu mu olsun? Evet. Sonra bizi
Bir baktım dedi, bir hafta geçme, dedi ki işte emniyet müdürü seni arıyormuş. Hayır dedim, polis arkadaşlarla irtibata geçtik, dedi ki işte bir toplantı var, vali gelecek, olay komutanı bilmem, emniyet müdürü, trafik haftasıymış herhalde. Trafik haftasına mı çağırdılar? İşte dedi orada plaket vereceğiz sana. Gittik orada, bayağı orada bir güzel bir konuşmamız oldu. Ne konuştun, ne dedin? Yani işte devletimle ilgili, artık bu ülke hepimizin ülkesi işte. Ceza yiyin, cezadan korkmayın. Yani yaşasın cezalar falan. Hayır, yani gereksiz yere, yani sigortasız arabaya binilmeyeceğini hepimiz biliyoruz zaten. Senin araba sigortasızdı. Sigortasızdı, başka bir eksiğim yoktu. Ha, sen ceza yemek için zaten sigorta bile yapmamışsın arabaya. İşte onun için dedim ki yani burada yerde yuvarlansan da haksızsın yani bunun... En iyisi böyle güzellikle, yani madem ki suç işliyorsun, suçun bedeline bir nevi razı olacaksın. Razı olacaksın. Ya. Peki plakette ismin yazıyor muydu abi ben? evet. Mesela bana... yazıyor. Benim plaketle ilgili en merak ettiğim şey odur ya. Bayağı ismine plaket vermişler. Evet, verdiler. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah güzel insanlarımızdan razı olsun. Valla senden de razı olsun Mustafa abi. Bu vatan abi, yani hepimizin vatanı. Gerçekten iyi şeyler yapalım ki iyi şeyler duyalım ve gülelim. Sürekli gülelim. İşte ya. Mustafa abi, seni ağırlamaktan dolayı aşırı mutluyuz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Hem Türkiye'ye, hem insanlara, bir... hem Mercan TV'ye. Belki buradan... Mercan TV'den özür diliyorum. Başta. bir de bugün çok kişiye söz verdim. Özellikle Adıyaman Havaalanı'ndaki memur arkadaşlara, hepsine teşekkür ederim. Yoğun ilgi gösterdiler. Çok sağ olun, çok var. Buraya getirip emeği geçen başta size, eyvallah abi. Bütün ekibinize, herkese teşekkür ederim canı gönülden. Biz teşekkür ederiz. Aileme selam, çocuklarıma, Adıyaman halkına, tüm Türkiye'ye selamlar. Bravo! Alkışlar bu şahane kalbi, şahane abimize gelsin. Mustafa Karakurt alkışlarız efendim.